brain. Şimdi yolculuk zamanı. Benimle gökkuşağı kasabasına gelin. Arkadaşlarımız bize güveniyor. Onlara yardım etmeliyiz. Gökkuşağı bavulum ve Çako yanımda. Yapacak işlerimiz var. Yolculuğa çıkalım. Gökkuşağı Rubi Rubi. Gökkuşağı Rubi Rubi. Gökkuşağı Rubi Rubi şimdi. Çako'nun kalbi parlayınca ziyaret zamanı demektir. Büyük şemsiyemi açarım, onlara yardıma gideriz. Gökkuşağı Rubi Rubi, gökkuşağı Rubi Rubi, gökkuşağı Rubi Rubi şimdi. Biraz farklılığa ne dersin? İş görür. Şimdi sadece kurutmamız gerekiyor. İyi görünüyor baba. Sağ ol Rubi. Annen çok iyi saç keser. Hazırladım da Çakor'un tüylerinin de fırçalanması gerekiyor. Biz odama çıkıyoruz. Gökkuşağı kasabasının bize ihtiyacı var Çako. Hazır mısın Çako? Gökkuşağı kasabasına gidiyoruz. Başkan Leglik. Yardım çağrınızı aldım. Sorun nedir? Saçları ve yünleri sorun. Sorun yok. Onlara ne bulaşmış ki? Bu benim suçum. Eli ve Cesi ağaçtan gökkuşağı meyvesi istedi. Ben de onlar için almaya çalıştım. Meyveler kafalarına düştü. Ben meyve toplamakta iyi değilim. Herkes hata yapar Felicia. Yardım etmeye çalışmışsın. Kirli saçlar sorunu kolayca çözülebilir. Güzellik salonuna gitmemiz gerekiyor. Güzellik salonu olmaz. Jesse gitmez. Jesse güzellik salonunda hiç saçını yaptırmadı. Korkuyor. Nasıl yardım edebilirim? Jesse'yi rahatlatmalıyım. Saçlarının temizlenip şekil verilmesi eğlenceli olabilir. İyi ki yanımda yardımcı gökkuşağı bavulum var. Nasıl yardımcı olabilirim? Bugün ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerek kurtarmak için? Bütün bir günü. Kuaför olarak yardım edebilirim. Dostlarımın saçları yine güzel görünür. Saçlarını yıkadıktan sonra saç kurutma makinemle kuruturum. Fırçaladığımda saçları güzel görünür. Ve bu bigudilerle sarınca güzel bukleleri olur. Ve bu tokaları da takınca saçları daha da şirin olur. Yardımcı olabilirsin Çako. Sen de Felicia. Evet. Teşekkür ederim gökkuşağı Rubi. Hatamı düzeltmeye yardım edersem iyi hissederim. Hadi güzellik salonuna gidip başlayalım. Önce Ellie'ye yardım ederiz. Jesse korkacak bir şey olmadığını görür. Gökkuşağı meyvelerini kafandan hemen çıkarırız Ellie. Aa!
Gördün mü Cesi? Saçları yıkatmak kolaydır. Aa! Şimdiye tamamlanmış olmalı Eli. Güzel görünüyor. Teşekkür ederim gökkuşağı Ruby. Rica ederim. Gördün mü Jesse? Saçlarının yapılması çok güzeldir. Gökkuşağı Ruby. İyi ki buradasın sen. Kraliyet kuaförüm izin aldı. Ve saçım da bozuldu. Saçın her zamanki gibi harika Prenses Kiki. Gördün mü? Biraz pudra bulaşmış. Bir prenses saçı harika görünmeli. Ben halledebilirim. Sorun değil. Sağ ol Felişa. Neden üzgünsün Jesse? Jesse hiç güzellik salonuna gitmemiş. Evet, bu bir zevktir. Saçını yaptırmak çok eğlencelidir. Merhaba gökkuşağı Ruby. Acaba benim saçımı da yapacak zamanım var mı? Tabii ki Paige, bu taraftan. Gökkuşağı Ruby. Kiki'nin saçlarını temizleyecektim ama bir şey yanlış gitti. Saçlarını parlak kırmızı yaptım. Saçım nasıl görünüyor? Görebilir miyim? Daha değil. Daha çok yıkanmalı. Gökkuşağı Ruby. Felişa, sen neden Peach'in saçını yapmıyorsun ha? Ve unutma, Jesse'ye korkacak bir şey olmadığını göstermeliyiz. Gidiyorum gökkuşağı Ruby. Bunu yapabilirim. Oh hayır, kırmızı çıkmıyor. Bu kurutucu çok yavaş. Bakalım böyle nasıl? Çok daha iyi. Bence sana yakıştı Paige. Bu muhteşem. Bu çok hoş. Kabarık ve şirin. Üzgünüm gökkuşağı Ruby. Artık Jesse saçının yapılmasını istemez. Hepsinde başarısız oldum. Jesse uçmak istiyor Paige gibi. Tamam. Ama önce saçını yıkamalıyız. Böylece Felişa kuruturken seni uçurabilir. Gökkuşağı Ruby. Saçım bitmiyor mu artık? Yeni giysimle nasıl olacak merak ediyorum. Her yerinde pembe çiçekler nakışla işlenmiş olacak. İyi fikir Choco. Kiki'nin giysisini getir. Ben de Kiki'nin saçına pembe çiçekler takayım. Böylece saçı giysisine uyabilir. Belki o zaman kırmızı olmasını umursamaz.
kıyafetimi getirttiğin için sağ ol. Çok güzel değil mi? Kesinlikle. Aa. Ve yeni saçınla harika şekilde uyuyor. Oh, görmek için sabırsızlanıyorum. Bayıldım. Kırmızı saç ve çiçekler giysime çok yakıştı. Saçımın yüksek olmasını beğendim. Tüm güzel yapraklar görülüyor. Jessie, saçın çok güzel görünüyor. Daha özel yapmak için bir şeye ne dersin? Jessie yine saç yaptırmak istiyor. Teşekkürler Ruby, sen günü kurtardın. Geldiğindeki yöntemine yardım ettin. Bir sorun olduğunda sana güveniyoruz. Harika bir arkadaş ve yardımseversin. Teşekkür ederim gökkuşağı Ruby. Sağ ol tatlım. Artık tek ihtiyacın biraz stil. Tada! Ne düşünüyorsun? Sanırım bu sana daha çok yakışır. Buz yontma şenliği. Ruby, dişlerini fırçaladın mı? Evet. Hepsi temiz. Çako, diş fırçalamak eğlencelidir. Temiz tutmak her zaman iyidir. Dişini fırçalar, güçlü kalsınlar. Sonra tüm gün gülümseyebilirsin. Ben Çako'ya birazcık hikaye okuyacağım. Tamam, geç saatlere kadar uyanık kalma. Kalmam, iyi geceler baba. İyi geceler tatlım. Hadi Çako, gökkuşağı kasabasının yardıma ihtiyacı var. Hazır mısın Çako? Gökkuşağı kasabasına gidiyoruz. Geldiğin için sağ ol gökkuşağı Ruby. Sorun nedir Başkan Link-Link? Dün çok büyük bir kış fırtınası yaşadık. Ve uyandığımızda bir buzdağı vardı. Bir buzdağı mı? Aynen öyle. Çok buz vardı. Biz de ilk buz yontma şenliğimizi yapmaya karar verdik. Buzdağı buzu geliyor. Merhaba gökkuşağı Ruby. Heyecan verici ve herkes buzdan sevdiği şeyleri yontarken çok iyi vakit geçiriyor. Buz şenliği harika fikir Link Link. Sorun nedir ki? Maalesef ki sorun Jessie. Hadi ama Jessie, sadece biraz gülümse lütfen benim için. Bütün gün ne güldü ne de gülümsedi. Haklısın Çako. Jessie pek böyle biri değildir. O hep gülümser. Gülmesine yardım eder misin gökkuşağı Ruby? Elimden geleni yaparım. Merhaba gökkuşağı Ruby. Merhaba Çako. Merhaba Cina. Merhaba Jessie. Link Link bütün gün gülümsemediğini söyledi. O haklı. Ve tabii ki üzgün bir Jessie yerine mutlu bir Jessie'nin buzdan heykelini yapmayı tercih ederim. Sorun ne söyler misin? Of oldu.
bunu çok söyledi. Ha? Ama ağzının içine bakınca dişten başka bir şey görmedim. Bakalım. Jesse'nin ağzı acıyorsa sorunu görmek için diş ve diş etlerine yakından bakmalıyım. Sonra da düzeltmeyi denerim. İyi ki yanımda yardımcı gökkuşağı bavulum var. Nasıl yardımcı olabilirim bugün? Ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerek kurtarmak için bütün bir günü? Dişçi olarak yardım edebilirim. Bir dişçi aynasıyla Jesse'nin dişlerine yakından bakarım. Diş pensiyle orada olmaması gereken şeyleri çıkarırım. Ve diş fırçası, diş macunu ve diş ipiyle dişleri temizlenir. Gökkuşağı Ruby Jesse'ye yardım eder. Bu doğru Jesse. Hadi seni muayenehaneye götüreceğim ve iyi bir diş kontrolünden geçeceksin. Bu ışık ağzını görmeme yardım edecek. Sorun yok Jesse. Dişçiye gitmekte korkacak hiçbir şey yok. Merak etme. O haklı Jesse. Büyük bir macera olduğunu düşün. Hoppa! Biliyor musun, kaygılandığında birinin elini tutmak bazen çok işe yarar. Belki bu kadar sıkmadan. Kontrol için hazır mısın? Jesse hazır. O halde hadi. Yanlış bir şey görmüyorum Jesse. Dişlerin muhteşem. Uf oldu. Hala uf olmuş hissediyorsan daha yakından bakmalıyım. Bu dişlerin arasındaki zor yerleri görmemi sağlayacak. Aha! İşte sorun bu. Dişlerin arasına bir mısır tanesi girmiş. Diş etinde sıkıntı çıkaran şey bu olmalı. Jesse ve ben patlamış mısır yedik ve şimdi düşününce ben de uf olmuş hissediyorum. O halde koltuğa atla Gina. Dişçi gökkuşağı Ruby bir göz atacak. Bugün dişçiyi görmeye gelenler sadece biz değiliz anlaşılan. Merhaba gökkuşağı Ruby. Ling Ling Jesse'nin dişlerine baktığını söyledi. Benimkilere de bakar mısın? Bir prensesin gülüşü hep parıltılı olmalıdır. Bu kıtırdatıcılar da parlatılmalı. Elbette. Gina'ya yardım ettikten sonra olur. Hadi. Şimdi sen dene. Dişçiliğin Jesse'nin daha iyi hissetmesine yardım etmiş gökkuşağı Ruby. İşte sonunda mutlu Jesse buz heykelimi yapabileceğim. Şimdi bana en şirin Jesse gülücüğünü göster bakalım. Bu harika. Uf oldu. Hayır. Yine mi uf oldu? Jesse, heykelimi neden yiyorsun? Bence Jesse ağzında hala bir sorun olduğu için buzu emiyor. Dişlerinin dışında bir şey göremedim. Belki içine bakmam gerekiyordur. Ne dersin? Vay! Bu nedir gökkuşağı Ruby?
Bu bir röntgen makinesi. Fotoğraf makinesi gibi. Sadece ağzının dışını değil, içinin fotoğrafını çekiyor. Tamam mı Cesi? Evet. Çako, bana Cesi'nin röntgenini getirir misin? İşte bu. Sorunu gördüm. Cesi'nin yeni bir dişi çıkıyor. Buzu bu yüzden mi yemiyor? Aynen öyle Cina. İyi haber, Cesi'nin yepyeni bir dişi olacak. Kötü haber, yeni bir diş çıkarmak diş etini acıtacak. Buzun diş etine iyi geldiğini keşfetmesi çok iyi olmuş. Aferin Cesi. Ve dişçi olarak harika bir iş çıkardın gökkuşağı Ruby. Sağ ol Cina. Ve heykelin için Jesse'yi nasıl gülümseteceğimizi çok iyi biliyorum. İşte bu iş görür. Bu senin için Jesse. Buzdan diş fırçası. Aferin Jesse. Böyle gülümse. Harika fikir gökkuşağı Ruby. Mutlu buz Jesse geliyor artık. Teşekkürler Ruby, sen günü kurtardın. Ne kediye yardım ettin. Bir sorun olduğunda sana güveniyoruz. Harika bir arkadaş ve yardım seversin. Teşekkür ederim gökkuşağı Ruby. İyi geceler Çako. Herkese iyi geceler. Ha? Ha? Kar! Çako, belki yarın biz de buzdan oyuncak yaparız. Çok kötü havalar gördük. Bulutların güneşi kapadığını. Ama birlikte çalışırsak bir yolunu bulabiliriz. Renkli şemsiye uzan. Şimdi şarkı zamanı. Gökkuşakları şikayet edecek bir şey yok. Gökkuşakları biz yağmuru kovalayacağız.